ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü olmadı olmayacak. Rehber matematikteki ayrılıklarda ya bir konu bitmiştir tıpkı şimdi olduğu gibi. 65 günde AYT matematikte 13 gündür devam eden türev konusuna nokta koyuyoruz bu soru avcısıyla. Ya yemin ediyorum şiir gibi oldu. Hani rejiye yazmadım ben böyle şiirleri ama türeve yazarım, limite yazarım, integrale yazarım, alayına yazarım be. Hey gidi güzel arkadaşım. 48. günden herkese selamlar. Soru avcısıyla Türev'de grafik yardımıyla Türev nasıl çizilir? Grafiğe bakıp Türev'le ilgili ne yorum yapılır? İşte o tip sorularda. Soru avcısı için. Gönder. Gönder gelsin. Dedim ya türevin en kolay noktalarından biriyle birlikte türevi bitiriyoruz. Ve bitimiyle birlikte gelip 48. güne noktayı koyuyoruz. 49. gün. Kamp değerlendirme günü. Kamp değerlendirme gününü kaçırma diyelim. Çünkü denememiz geliyor. Kamp değerlendirme denememiz geliyor. Buradaki denemenin sonuçları bizler için önemli. Çünkü limit türev integral. Artık integrale geçeceğiz. Son konu diyebileceğim konulardan birine geçeceğiz. Hep evet, soru avcısı her şey yerinde. Sen orada ben burada. Elimizde kalem önümüzde 65 gün daha matematik. Hadi gel çözelim şunu. Nasıl çözüyorduk bunları? Ne verilmiş denklem? Ne isteniyor grafik? E çok kolay. Önce köklerini bul. Bunun kökü nedir? X eşittir. Eksi 3 ama çift katlı kök. X eşittir 4 tek katlı kök. Eksi 3'ten geçecek 4'ten. Eksi 3'e çarpıp geri dönecek çarpmış geri dönmüş. Bu ne be? Bu saçma sapan bir şey. Çarpıp geri dönmüş. Çarpıp geri dönmüş. Bu ne ya? Eksi kök 3 falan yazmış. Gönder onu gitsin. Peki hangisi bizim grafik hocam? Bir dakika ya. Burada 4'e ne yapmış? Çarpmış. E çift katlı mı 4? Değil. Bunu da salla gitsin. Ya bu ya bu. Sonrasında nasıl karar vereceğiz? Grafiğin ucuna bakacağız. Grafiğin ucu ne yapıyor? Artıda geziyor. Grafiğin ucu ne yapıyor? Eksi de geziyor. E karar verelim. X artı 3'ün karesi demek artılı geliyor demek. Buradan X'in önünde eksili var. Çarptığımda hani biz bu tabloyu yaptığımızda en sağ taraf ne olması gerekiyormuş? Eksi. Baktım grafik eksi. Doğru cevap C. Geçtim diğer soruya. Bu kadar bu kadar. Bu kadar. Kim zor diyebilir bu konuya? Çok kolay. Köklerini yani işte diyor ki grafiği verdik denklemi buldum. Bak kök kök kök. X eşittir eksi bir nasıl kök? Çift katlı. X eşittir iki tek katlı x eşittir 3 çift katlı bakalım. x eşittir 3 çift katlı olacaktı kardeşim elendi. Eksi 1 çift katlı x eşittir 3 çift katlı x eşittir 2 tek katlı doğrudur. Çift katlı çift katlı tek katlı doğrudur. Dikkat et 2 yazınca sıfırlıyor ya, önemli olan o. Baktım çift katlı çift katlı tek katlı doğrudur. Çift katlı, çift katlı, tek katlı doğrudur. Wow, sadece tek seçenek eleyebildik. Peki şimdi ne yapacağız hocam diyorsun? X yerine sıfır verdi. Ya da şöyle bakalım biz yine. En sondaki değerimiz nereye doğru götürüyor bizi? Eksiye doğru götürüyor. Ama başka elence seçenek olmaz mı ya? Bir seçeneklere bakayım diyeceğim ama yok. En sondaki yer nerede? Eksi de. O zaman ben kökleri yaptığımda en sağdaki yer ne olmalı? Eksi olmalı. Peki onu nasıl buluyorduk? X'lerin önündeki katsayıya bakıyorduk. Artı geliyor. Artı geliyor. Artı geliyor, eleniyor. <laughs> artı geliyor, eksi geliyor, artı geliyor. Eksi ile eksi çarpılıyor, artı geliyor, eleniyor. Vay iki seçenek kaldı sona geldik. X kareli artı gelir, x kareli artı gelir, artı gelir, elenir. E hocam bu mu acaba teyit edelim? Artı geldi, eksi geldi, artı geldi. Çarptım eksi çıktı doğru cevap seçeneği. O eksiler o kadar değerli ki, o artılar o kadar değerli ki. Güzel bir soru. Biraz uğraştıracak, birazcık işlem yaptıracak bir soru. Şöyle yer açıyorum kendime. Şuralar falan yeter mi bize? Yeter. Yandaki grafik fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği. Denklemi de budur. Buna göre tanımlı olduğuna göre tamam. A ne? Eksi B işleminin sonucu nedir? Şimdi bakıyorum. Denklemin kökleri belli mi? Yani eksenleri kestiği noktalar belli değil. Neler belli? Bizim yerel maksimum noktalarımız belli. Yerel maksimum noktalarda türev değeri için yazabileceğim değerler belli mi? Belli. F'nin türevinde 2'nin cevabı 0, F'nin türevinde eksi 2'nin cevabı 0. O zaman diyorum ki ben bu fonksiyonun önce türevini alarak başlamalıyım. 3 m x kare eksi 2 n x artı 12 benim türev değerimdir. Türevde neye bakacağım önce? Eksi 2'ye bakayım ben. Eksi 2'yi yerine yazdım. Artı 4. 4 kere 3'ten ne geldi? 12 M'ye geldi. Eksi 2'yi yerine yazdım. Artı yaptı 4 N'ye geldi. Artı 12 türev değeri o noktada tabii ki 0 olmalı. Geldim bu tarafa. F'nin türevinde 2'ye baktım. E, bir eksi 2 yazmışım. Bir artı 2 yazmışım. Burası yine 12. Burası bu sefer eksi 4 N'ye. Aman diyeyim dikkat. Artı 12 geldi. Eşittir 0. E ne yapabilirim? Alt alta toplarsın hocam. Alt alta toplayınca bu arkadaşlar birbirlerini yer. Kırmızıyı bir sallayalım. 12 12 daha ne yaptı? 24 M yaptı. Diğer 12'leri topladım. Karşıya attım. Eksi 24 yaptı. M'nin cevabı bana buradan ne geldi? Eksi 1. Bak 1 değil eksi 1 geldi. Giderim yerine yazarım istediğim denklemde. Şurada yerine yazdım. Eksi 12 artı 4 N Artı 12 eşit 0. Bunlar birbirini götürdü. N otomatikman 0 çıktı ey güzel arkadaşım n otomatikman sıfırsa aslında bana verilen fonksiyonun denklemi mx küp artı 12x kabul müdür kabuldür. Peki biz a'yı ve b'yi bulmalıyız. Ha bu arada n'yi sıfır bulduğumuz için a'yı bulmama gerek kalmadı kurtuldum ondan. Ama kimi bulmalıyım? Hocam b'yi bulmalısın be. b kime bağlı? Fonksiyonun eksi 2 değerine bağlı. Fonksiyonda bu arada fx fonksiyonda m'yi ne bulduk biz? Eksi bulduk. O zaman eksi x küp Artı 12x bu. E ben f eksi 2'yi arıyorum. Eksi 2'yi yerine yazacağım. Eksi 1 çarpı. Buradan yerine yazdım. Eksi 8 mi geliyor? Eksi 2. Eksi 8. Tamam. 12 çarpı. 12 çarpı. Eksi 2 de buradan geldi. Artı 8. Eksi 24. Ne gelir? Eksi 16 gelir. Demek ki bizim b dediğimiz değer kaçmış? Eksi 16'ymış. Şimdi şunu yerine yazabilirim. b yerine eksi 16 yazıyorum. Önünde de eksi var. Çok kritik. M'yi de eksi 1 buldum. Eksiler birbirini götürdü. Doğru cevap eksi 16'dır ama sazan seçeneği neredeyse atlatır adamı oraya. Doğru cevap A seçeneği. Çok zevkli. Çok zevkli. Çok zevkli. Daha nasıl anlatayım ben sana ya? Bu kadar zevkli, bu kadar güzel bir konu olabilir mi? Bak mesela bir de yorum yapalım seninle. FR'den R'ye olmak üzere buna göre hangileri her zaman doğrudur? Fonksiyonun grafiğini x eksenini yalnız bir noktada keser. Bakalım. Üçüncü dereceden bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun nelerini bulmalısın? Köklerini eksi x küp eksi 4 x eşit 0. Eksi x parantezini aldım. x kare artı 4 eşit 0. Bunun da kökleri dedim ki x eşittir 0. Bir dakika ya buradan kök gelmez. Sadece x eşittir 0. x eksenini yalnız bir noktada keser. Kesinlikle doğru. Süper fx fonksiyonu daima azalandır. Ya azalanlık artanlık varsa bizden belli ki türev istiyor. Hemen türev aldım geldim. Eksi 3 x kare eksi 4. Hemen türev değerini neye eşitledim? Sıfıra eşitledim değil mi? Bakayım kökü gelecek mi diye kontrol edeceğiz. Eksi 3 x kare eşittir 4 x kare eşittir eksi 4 bölü 3 buradan çözüm kümesi gelmez. Peki türevin işaretini nasıl yapacağız? Bak eksili geldi her yer eksi. O zaman burası tabii ki şöyle yapılacak. F'nin türevi F fonksiyon her daim ne oldu? Azalan oldu. Daima azalan bir fonksiyon var elimde. Hatta hatta ben artık iyi kötü bunun grafiğini çizer miyim? Nerede kesiyorum? X ekseninde burada kesiyorum. Yukarıdan geliyorum şöyle kıvrılarak muhtemelen buna benzer bir fonksiyon grafiğim var benim elimde. Fx fonksiyonunun grafiği her x elemanıdır r için x ekseninin altındadır. Ya bir dakika üstünde olduğu durumlarda var. Ben x'e negatif değerler verirsem burası pozitif çıkıyor olacağım. Aynen öyle ben de sana onu söylemeye çalışıyorum. Bu mı yapma, yapmanı istiyorum. Doğru cevap 1 ve 2'den dolayı d seçeneği. Geldim 5. ve günün son sorusuna. Ama yine bir tane daha bir tane daha buna ne diyelim? Tablo sorusu grafik sorusu diyelim. Grafiğini vermişiz. ve x fonksiyonun denklemini istiyoruz. Eksenleri kestiğimiz noktalar belli mi? Belli. X eşittir. Eksi 3 nasıl nokta? Çift katlı kök. X eşittir. Eksi 1 nasıl nokta? Çift katlı kök. Hemen baktım. Tek katlı kökler var elendim. Çift çift çift. Kökler tutuyor mu? Hepsi için kökler tutuyor. Peki başka neyi vermişim? 1'e 0 nokta. Daha doğrusu 0'a 1 noktasını vermişim. X değerine 1 verdiğimde. Pardon. X değerine 0 verdiğimde. Y değeri 1 gelmeli. X'e sıfır verdim. Dok Aa, çok büyük bir sayı geldi salla. X değerine sıfır verdim. Buradan 3'ün karesinden 9. Buradan 1. Buradan 1 bölü 9. Gönderdim cevap ne geldi? 1 geldi. Aha bu olabilir dedik. Tamam bu olabilir kardeşim. Geldim buraya. X yerine ne verdik? 0 verdik. 3'ün karesinden 9. Buradan 1. Buradan 1 bölü 3. Sadeleştirdim. Buradan 3 geldi. Bir dakika ya. 3'te kesmiyoruz ki biz x eksenini. Tabii ki nerede kesiyorsak orada işaretleyeceksin. Bir de bu elendi. Geldim bu arkadaşa. Eksi 1 bölü 3. Ya ne fark eder hocam? Sen x yerine 0 verdiğin andan itibaren buradan 3'ün karesinden dolayı 9. 1'in karesinden dolayı 1. Eksi 1 bölü 3'ten dolayı eksi 3 gelir. Ya bize eksi 3'te mi kesiyoruz? Artı 1'de kesiyoruz ya hocam. Doğru cevap. Bu arada bu da elendi. B seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı B seçeneğine. Günün son sorusunu bu kadar hızlı bir şekilde 5 soruyu bitirdim hemen. Bak ne kadar 10 dakika neredeyse 10 dakikada hallettik biz bu işi sende be. Hey güzel arkadaşım ayrılık vaktine geldik. Mehmet hocanın 65 günde AYT Matematik'te en sevdiği AYT Matematik konularında biri bitti. Türev bitti. Sıradaki konumuz integral. Ama integralden önce seninle birlikte 49. gün kamp değerlendirme günü yapacağız. Bugün de seninle birlikte kampımızı değerlendireceğiz. Deneme avcısını çözeceğiz. Deneme avcısının netlerine göre yorumlar yapacağız. Sonra integrale uçuşa geçeceğiz. Ve yavaş yavaş 65 günde AYT e Matematik'te sona geliyoruz. AYT e Matematik'te ilk gün nasılsa son güne kadar aynı enerjiyle. Aynı tutkuyla, aynı özveriyle birlikte mücadele edeceğiz. O zaman bir sonraki derste görüşelim. Kendine çok iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Ödevleri yapmayın. <laughs>